Selamlar herkese. Yeni bir videoyla da beraberiz. Bugün biraz motorun artı ve eksilerinden bahsedesim geldi. Bir süredir kullanıyoruz. Az çok da fikrim oluştu. Biraz artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Artı gibi gözüken eksilerden bahsedeceğim. Öncelikle fiyattan başlayalım. Motor kullanmak ucuz değil arkadaşlar. Bir depo benzin alıyorum haftada. Şöyle söyleyeyim. Deposu 10 litre alıyor. Işık yandığında dolduruyorum direkt. Yolda falan kalmayayım maazallah diye. Yaklaşık 7,5 litre alıyor. Yani demek oluyor ki 2,5 litre kala ışık yanıyor. Biraz fazla ışık için ama yani yolda kalmaktan iyidir. 7,5'u da ne kadara? Yaklaşık 10 pound'a geliyor. 1,62. Burada pahalı. Bölge bölge değişiyor. Yine yok ya. Aynı. Aşağı yukarı 7 litre, 7,5 litre. 11 pound, 12 pound arası tutuyor. Şimdi burada şöyle bir kural var bu arada. Ambulans gelirken duracaksın. Kenara çekilip duracaksın. Kenara çekildik, durduk. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Her gün kullanıyorum bu aralar motoru. Ve yaklaşık 10 gün bana bir depo yetiyor. Yani günlüğü 1 pound. Hadi pound değil, TL'den hesap etsen 20 lira deme. Fazla gelir. Çünkü 7 litre. 7 litre günde yarım litreye denk geliyor de. Yarım litrede işte ne kadara denk geliyorsa. Ama ucuz değil. Neden? Arkadaşım, ucuza kaçmak istiyorsan bisiklet kullanacaksın. Bisikletle her yere gidersin, gelirsin. Hele Avrupa ülkelerinde çok rahat bisiklet kullanmak. Ama motor hakikaten ucuz değil. Neden? Motora bir para veriyorsun. Hadi benimkinden konuşalım. 4000 para verdim buna, tamam mı? Şeyden bağımsız konuşuyorum. Euro'dur, dövizdir, pound'dur, TL'dir. Bunlardan bağımsız. 4000 para verdin motora. Senin ilk sene sigortan 1500 para. Sigorta 1500 para, hadi bunu geçtim. Ekipman şart, acemiysen hele kesin, tecrübeliysen daha da gerekli. Yani çünkü kendine daha güvenin arttıkça aldırın dizisi riskler de artıyor. Doğru olan orantılı olarak. Kaza yaptığında zarar görme olasılığın yükseliyor. Hop biraz manzara. Başka bir konu ekipman. Dediğim gibi ekipmanlar 1000 kağıt, 1000 para da ona veriyorsun. Hani senin motoru satın aldığın kadar masrafın var bir başta ilk sene için. Yani bu sadece benzin değil. Ha, ikinci sene azalıyor mu? Azalıyor. Sigortan düşecek. Aynı ekipmanlarla devam edeceksin. Benzin zaten az. Tamam, onda lafım yok. Ama başlangıç için ucuz bir taşıma aracı değil. Onda bir netleşelim. İkinci bir yanlış. Motosiklet çok tehlikeli. Motosiklet tehlikeli değil. Kullananla alakası var durumun. Sen kendini ne kadar az riske atarsan o kadar az tehlikeli olur. Ama şimdi bir benim tehlikem var. Bir deli dolu 18 yaşında egzoz sesinden hoşlaşan, böyle bağırttırmayı seven, yanlamayı, aralardan kaçmayı, power slide yapmayı seven, bunun riski aynı değil. Bir de bir değil. Sürücüye çok bağlı. Yanlış bilinenlerden artık bir artılara yavaş yavaş geçelim. Sıradaki artımız biraz eksili bir artı. Motor hızlı bir araç. Bak süratli demiyorum, hızlı. Normal arabaya göre trafikten kaçabiliyorsun. Daha hızlı ulaşıyorsun gideceğin yere. Bu sürat yapmakla alakalı değil. Bu hakikaten doğru ve avantajlı bir şey. Mesela trafik genelde 40-45 dakika gösteriyor. Ben yarım saate evde oluyorum ki ben öyle deli gibi kullanmıyorum. Hız limitlerine uyuyorum. Aralardan çok fazla kaçmıyorum. Bak şimdi şuradaki trafiği atlatacağım. Lan amcanın cam yarılmış gibi duruyordu. Ama motor kullanan insanın bir ritüeli oluyor. Nedir bu ritüel? Evden çıktığım anla motoru sürmeye başladığım an arasında en az 10 dakika oluyor. Neden? Aşağı bir iniyorsun. Disk kilidini sök. Zinciri sök. Hele yağmurdaysa elin başın pisliğe bulanıyor. Yağmurluysa hava bir önceki günden. Benim motor dışarıda durduğu için söylüyorum, konuşuyorum.
Bunları yerleştir, motoru çıkart, kaskını tak, eldivenini tak. Abi burada da böyle bir sıkıntı oluyor. Yaya geçtiğinde bazen bir başlıyorlar. Allah'tan bu kısa sürdü de bir sağdan bir soldan bir türlü geçmiyor, bitmiyor. Okul çıkış saati tam da. Buralar ana baba günü. Neyse ki trafik güzel. Hop yaya geçtiğinde vurmazsan ayvayı yersin. Yedirirler adama. Bununla ilgili de kısa bir ara verip hikayemi anlatayım. Merkezde bir taraftayız. Öğrenciler böyle bazen okul gezisine vesaireye götüren tipler var, hocalar böyle. Hepsine yelek giydiriyorlar, ördekler gibi peş peşe. Kırmızı ışıkta yayaya yeşil yanarken bunlar kaldırımda duruyor. Bak karşıya geçmiyorlar. Kalabalık okul, hani hepsi kenardalar da bir ikisi kaldırımdan inmişler. Bisikleti teyze ışıkta geçti, kırmızıda geçti. Kızlardan birine bir çarptı. Hemen bir panik, kaos, bir çığlık. Hoca durdurdu, kadın da yaşlıca bir şeydi. Polisi aradılar vesaire. Bin bir tane iş. Bir başka benim en sevdiğim artısı. Acayip keyifli bir şey. Yani jeton vermeden devamlı böyle parkta oyuncağa biniyormuş gibisin. Acayip zevkli ya. Kullanması en zevkli araçlardan biri olabilir. Hani küçük, o motorun gücünü direkt veriyor. Hemen bir hissiyat. Yolla devamlı temas halindesin. Kaldırma öpmekten bahsetmiyorum. Biz bu arada bus lane'e girebiliyoruz. Bus lane'e girebiliyorsun. Yani trafikteki konumu hem artı hem eksi yazar. Eksilere gelirken görünürlük çok az. İyice her yerini ışınlatman gerekiyor. Yani ben motorcuyum. Akşam çıktığında ben başka motorcuları göremiyorum ki. Bak montum falan siyah ama bu beyazların hepsi reflektör. Şimdi kasada iki tane reflektör takmayı unuttum. Bu benim ihmalim. Bunu kesin acil yapmam lazım. Yani çarpınca diyeceğim ondan sonra ah keşke yapsaydım. Ah şöyle Allah korusun da. Keşkeye mahal vermemek lazım. Trafikteki bu küçüklüğü işte görünürlük azalması ve tehlike artışı olarak eksi yazıyor. Bir başka eksisi. Abi motoru aldım alalı ben 8 kere falan kabus gördüm gece ya. Kalkıyorum motor çalınmış. Kalkıyorum motor yok. Kalkıyorum zinciri kesmişler. Kalkıyorum anahtarı üstünde unutmuşum. Bir gün hakikaten anahtarı üstünde unutmuşum bu arada. Allah'tan sabahına yerli yerinde duruyordu canavar. Kızım bu ne? Bir gün bir gidiyorum işte motorun başına parçaları çalınmış. Sadece kasa kısmı kalmış falan. Teker yok, bir şey yok, motor yok. Geriyor insanı hakikaten. Geriyor. Gerginlik seviyen motorla birlikte artıyor. Eğer güvenli bir garajın varsa bir şey diyemem. Kapalı. Ama yine de sıkıntı. Şurada bir arkadaşına geldin. Nereye bırakacaksın? Sokağa bırakacaksın. Kitle babam, kitle. Disk kilidi tak. Zincir tak. Tak tabii ki de tak. Buna mecbursun. İşte sıkıntı o. Mecbursun buna. Takmazsan görürsün lanayı. Tak babam tak. Tak babam tak. Bunlar bir yerden sonra bu rutinler hakikaten sinir bozmaya başlıyor. Çok uğraştırıyor. Vakit harcatıyor sana. Bakkala giriyorsun mesela. Ya bu sefer kitlemeyeyim diyorsun. Oğlum diyorsun bak. Bu sefer çalınır işte. Hep öyle deyince bir şey olur çünkü. Süpermarkete vesaireye giriyorum. Hep böyle bir direk bulma arayışı. Direğe bir zincirliyim. Daha alalı bir ay oldu çünkü. Bir ay bile olmadı. İnsan geriliyor. Belki ileride daha rahatlarım. Daha rahatlayınca da daha boş yönünce insan işte evesini tersten görür belki. Bir başka eksisi de hava koşulları. Hava koşulları sizi 5 kat daha fazla etkiliyor. Soğuksa soğuk, sıcaksa sıcak, güneşse güneş. Bunlar hep tehlikeyi arttıran, tehlike baremi arttırıyor bunlar. Pap pap pap, pompala pompala, yukarı yukarı yukarı. Yani bu tehlikeyi aşağı çeken çok az şey var. Onları da bu kadar azken yapmak lazım. Görünürlüğü arttırma, işte dikkatli kullanma, takip mesafesini koruma. Yağmur mu? Yağmur. Zaten en çok etkileyen şeylerden biri. Yerler kayganlaşıyor. Üstün ıslanıyor. Su geçirmez olsa bile donuyorsun. Her ne kadar su geçirmez de olsa, Gore-Tex de olsa, Mortex de olsa üstü ıslandı mı soğuğu daha çok iletiyor. Rüzgar. Bir fırtına çıkıyor. Böyle gidiyorsun. Böyle. Ah. Ondan sonra köprüden geçerken görüyorsunuz. Metrobüs arkasına saklanan, yanına saklanan. Bunlardan çok etkileniyor motor. Ha bir eksi daha. Bakımları arabaya göre çok daha fazla.
yağını daha sık kontrol etmen gerekiyor. Bir kere zincir bakımı ve temizliği var, rutin. Arada bir kontrol ediyorum, bakıyorum zincirde böyle bir hafif kurumalar, pıtraklaşmalar, pislik birikimleri olunca temizlemek gerekiyormuş. Onu daha bir rutine bağlamadığım için tam periyodu hakkında bilgim yok. Ama yaptıkça onunla da tecrübeleneceğim tabii. Ama kesinlikle ve kesinlikle araştırmalarımdan ve bunun kullanım kılavuzundan okuduğum kadarıyla arabaya göre bakımı çok daha fazla. Bir de bu metal aksamları çok daha fazla hava şartlarına tabi kalıyor tabii ki. Ve doğal olarak bunlardan daha fazla etkileniyor arabaya göre. Buradan mı gireceğiz lan? Yes. O yüzden bunlar, ya şimdi şöyle bir şey var. Motor almak isteyen, düşünen, hani fırsatı da olan insana engel olacak konular mı? Değil tabii ki. Ama kararsız gidip gelme seviyeleri varsa bunlar çok net düşünülmesi gereken şeyler. Arabadan motora mı geçeceksin? Çok net düşünmen lazım. Arabadan motora geçmek, attan inip, yani eşeğe bile değil, deve kuşuna binmek gibi konfordan çok feragat ediyorsun. Konfor hakikaten büyük eksi. Yani arabanın rahatlığına alıştıysan ben atlayayım da oh gideyim geleyim yok. Giydiğin kıyafetle inemiyorsun. Bindiğin kıyafetle bir yere gidemiyorsun. Üstün başın çamur, yağmur. Yanında yedek kıyafetini taşıman lazım. Korumalı kıyafetinin altında. Ayakkabını. Yeteri kadar garajın, bagajın yok. O yüzden yok ben arabayı satayım da motora geçeyim. Pişmanlık bence. Ha, arabam var, motor da alayım. Aa, o güzel bir tercih. Fırsatın varsa. Araba yok, motor da yok. Tabii ki de İkisi de olur. İkisinden biri olur. Ama tekrar söylüyorum, arabayı satayım da motora geçeyim bence pek akıl işi değil. Arabanın konforuna alışmış insan çok zorlanır, tökezler yani. Aklıma gelenler bu kadar şimdilik. Daha sonradan ekleme yapabilirim belki. Yaparsam kenara köşeye ya not bırakırım ya yolda aklıma bir şey gelirse konuşurum, araya eklerim. Ama şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye.